numaralar mıymış? İki gece üst üste. Demek ki bir sigara içen var. Ben içtim. Yapma oğlum ya. Ya denedim bir kere ya. İğrenç bir şey zaten. İnsanın saçı başı üstü leş böyle kokuyor. Manitaya ayıp. Güzel şeyler denesene oğlum ya. Tenis sporu dene, kısa saç dene, güzel giyimler, papyon smoking dene. Smoking denedim zaten. Ama bizim ev non-smoking. Yani smoking'den girilmez. Orçun yalan söylüyor, o içmemiştir. Ben malımı gözünden anlarım. Ne listim? Şaşırdın mı diye sor. Hayır. Ne gidiyorum? Beni bırakma bebeğim. Seni değil sigarayı bırakacağım. İki bağımlılık bir arada olmuyor. Sen daha güçlüsün. Sigarasız yapabilirim. Ama sensiz çok zor. Selahattin hiç mi hislenmedin çocuğum? Ay gözümüz doldu valla. Benim gözüm kolay kolay dolmaz. Çelik gibi sinir var bende. Çelik konstrüksiyon. Sizinkisi prefabrik. Selahattin abi. Ha. Bana hayırlı olsun be. Yarışmaya? Ha hayırlı olsun. Sen de bana de. Bizimki bu akşam ha. Biraz sonra. Ha bu akşam. Ha. Biz de Tünel'le geliyoruz. Nasıl? Rakip miyiz? Şimdi depremin büyüğü geliyor işte. Hem de canlı yayında. İstiklal değil. Benim göbeğimle dolu şu an. Adeta bölünerek çoğalmışım. Ya çocuk hala ofiste sürpriz bekliyor. Ve elimdeki tek şey salak bir pasta. Üzerine iki dudağın fili bir yazdırdım. Keyi bile aynı yazmamış uyarlar. Alo. İyi oldu bu şans. Sürpriz, ben pavyo karısıyım. Gürsan, son iki çift finale kalırsak penaltı atacağız. Penaltı yeteneğim de malum. Evet, vurduğun topla kalecinin dişini kırmışlığım var. Evet. Kaleci de yazık o gün Orçun'du. Neyse ki süt dişleriydi canım. Selahattin, ha. O kız hakikaten Bora Bey'in madigutisi mi? Ne bileyim ben lan. Kızın bekçisi miyim? Aramızda sözlendik demişler programa. Oha. Neyse. Ya aynı bekleme odasına mı koymuşlar bizi? Merak etmeyin. Bora Bey, hemen el alır gidersiniz inşallah şeyler. Pardon, sen. İsim neydi senin canım? İsmim Tülay Hanım. Hmm, güzel, hem de kısa. Ben her taşın altından ikide bir çıkan mahalle kızı diyecektim. Uzun olacaktı. Tülay, iyi. Siz kime laf çakıyorsun hanımefendi? Mahalle kızı derken... Mahallemizden tanıdığımız için mahalleli kız manasına şey yaptı. Vallahi aşkısı var ya. Aşkısı sana diyorum, hiç dinlemiyorsun ya. İnan dehşet içinde dinliyorum. Diyorum hanımefendi Hacı Hüsrev'den gelen birine dakika bir lola yapacaksa cevabı biple olur. Kenar'ın sözünde de bir karış dil varmış. Bak sen ya, ya Allah'ım. Hadi buyurun stüdyoya. Hadi bakalım. Hadi.
olsun canım. Gerçekten mükemmel. Yeni evimiz. Sevgili seyirciler, ben bilmem eşim bilire. Hoş geldiniz. Evet, bu akşamki yarışmacılarımızı çağırıyoruz. İlk çiftimiz Gülistan Selahattin. Nasılsınız abi? Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Ve bir sonraki cisimiz Tülay Ora. Hoş geldiniz. Ve Salih Ahmet. Hoş geldiniz. Bu akşamki son çiftimiz Dilek Gülsel. Sevgili seyirciler, ben bilmem eşim bilir. Başlıyor. Hayır anne, gerçekten öyle bir şey yok. Vallahi yok. Peki tamam, ver. Hayır baba, gerçekten öyle bir şey yok. Vallahi yok. Eşiniz. Evet. 3 dakika içerisinde. 3 dakika çok iyi. Ping pong topu ve pipetle kaç adet çiçek yapabilir? Ay, duydun mu sen? Ay, ay. Duydun mu? Bir dur, Gülistan. Sevgilim, sevgilim. Evet. Bende bu domes vaziyetler hiç yok. İlker Beyciğim, biz bu oyunu alırız. Çiçek, böcek, kenar süsü, kıl, tüyün. Her türlü lüzumsuzluk bunda, hepsini bilirim. O kadar sevinme. Bir sonraki oyun halter. Halter mi kaldıracağız? Evet. Anam. Ay, benim beyim kaldıramıyor ki. Seni hele sas. Çıkar, yayındayız. Benim Boran kaldırabilir demek istedim. Yani sen yapabilirsin değil mi kardeşim? Kardeşim demeyeydi, neydi? İlker Bey, biz beyimle aramızda konuştuk. Evet. Acaba diyorum pipo topuyla çiçekleri o yapsa da ben halteri kaldırsam. Yani. Anneanne, gerçekten öyle bir şey yok. Vallahi yok. Ha bir dakika, şimdi benim üzerime mi kaldı bu iş ya? İllaki. Kız senin dizide o küçük rolü oynayan kız değil mi? Kesin sen tanıştırmışsındır. Dur, pipetlere pimpon topu koyuyorlar. Bakalım bizim gelin becerecek mi? Hadi kapat kapat. Şimdi... Evet. Güzelce koy onu. O arabayı istiyorum. Ha, tamam, o arabayı dur, istiyorum. Dakika, yavaş, dur. Sakin ol. Sakin ol. Dur. Hadi aşkım. Sen adamı söyleyin. Hadi bir moral alkışı. Hadi be, bana bir alkış evet, be. Aşkım, hadi maşallah. Tamam. Çok istiyorum. Ben onu istiyorum. Evet, evet. Hadi devam et. Tamam. Hadi aşkım. Dur canım benim. Dur. Hadi tamam güzelim. Tamam. Evet, süre tamam. Azalıyor. Hadi dikkat. Maşallah. Tamam, hadi güzelim. Dur, hadi aşkım. Saçma şey. Dur. Ben sana inanıyorum. Dikkat. Dur şimdi. Dikkat. Dokunma. Başka dokunma. Tamam. Çok... Hadi ne olur Allah aşkına. Bir sus. Ya sen sus. Aa, manyak mıdır lan nedir? Lan manyak mısın? Tamam adamım, tamam, devam edin süre. Hadi abi. Ya teker teker. Ya, teker teker koysana şunları bak. Ne durmuyor? Deminden beri burada uğraşsın. Hadi istek ol. Canım benim. Arabayı istiyorum. Hadi güzelim. Hadi aşkım benim. Dur tamam. Efendim şimdi tamam, sizi ben... Haydi bir alkış. Haydi. Süre istiyor. Süre istiyor. Buyurun. Çok güzel. Allah ne güzel oturdu. Tam oturuyor yani. Sıyakma. Bakayım. Allah. Süper. Çok güzel. Ve evet, ping pong çiçeği oyununda Dilek ve Yüksel tam 8 çiçek yaptılar. Bakıyoruz. Jale ve Ahmet 12 çiçek. Tülay ve Bora 1. Ve
Gülistan ve Selahattin. Tam 22. Ayrıca Gülistan pipetlerden yaptığı iki tane kelebeği saksıya iliştirdi. Bir de üzümlü kek yaptı. Çok güzel yapar. Baktım kalınca boş kalmayayım dedim işte. Yeriz diye yani. İşte hanımlık, kadınlık kendini böyle yerlerde hemen belli ediyor. Tebrik ediyoruz ve Gülistan ve Selahattin liderlik köşesine. Ben bilmem işim bilir. Devam ediyor. Sen kimsin Zerrin ya? Ne bu gizem ya? Hanımlar. Evet. Eşiniz kaç kilo halter kaldırır? Direkt. 20. 20. Cale. 30. Oho. Tülay. 40. Ne yaptın ya? 40 mı? 40 yazıyorum. Gülistan, Selahattin kaç kilo halter kaldırır? Benim aşkım sanırsam 8 kilo kaldırabilir. 8. 8 mi? 8 mi dedi o? Evet abi, oha yani. Oha hakikaten lan 8 kilo kaldırılır mı? 8 kilo kaldırılır mı? Lan bende fıtık var Gülistan. Abi sende fıtık yok, hırtlık var. Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz, dokunmuyoruz. Buyurun devam ediyoruz. Hadi moral al kişi. Hadi. Tamam. Artık zorlama kendini. Hadi moral. Hadi kalk. Haydi bismillah. Bravo! Bravo! Bırakabilirsin. Helal olsun. Bana helal olsun. Nice. Selahattin hazır olduğun zaman başlayabilirsin. Hadi aşkım. Hadi aşkım göreyim aşkım. Tut aşkım. Benim cep herkülüm maşallah benim Naim Süleyman'ım. Kaldırın. Hoppa! Hoppacık. Evet. Ne yapıyorsun Selahattin ya? Allah'ını... Selahattin. Ya gerçekten Allah seni bildiği gibi. Lan Selahattin lan. Ver ya. Ne yapamıyorsun acaba? Al. Allah. Sen de kalk. Aslan. Haydi. Bebeğim. Zerrin çıkıyorum ben sıkıldım. Tamam istemiyorum sürpriz falan. Gel bir yemeğe gidelim tamamdır. Zerrin ne dönüyor yine? Yarım saat daha bekleyip çıkıyorum ben. Evet beyler ve bayanlar. Eşiniz
90 saniye içerisinde. Evet. Kaç adet? Kaç adet dolma sarabilir ha? Haydi. Kaç adet rakı fondüp yapar? Hadi. Kaç adet midye dolma yer? İyi maşallah. Soru gece hayatından geldi. Çok denk geldi. Gecenin sonunda sarhoş kafayla seyyar midye dolmada sınır tanımam bacılar. Biz dışarıdan yemeyiz. Evde yaparız temiz temiz. Zaten bu da temiz. Her dakika suyun içinde yüzen hayvanın ne pisliği olacak. Ay. Ha, bu da bir değişik bir şey değil mi? Tülay. 45 tane yer. 45. Ya ne yaptın burayı ya? Azıcıktır benim rekorum var 70. Şş, adam. Gülistan yer. 100-150 tane yer. 150! Yüz elli mi? Yüz elli. Balina mıyım ya ben? Ya nasıl yemek sen hadi? Kız şunun yanına rakı verin ya. Ya Tülay ye hadi Tülay ye. Kırk altı. 47. 48 ve 49. Ey maşallah. Koçum aşkım ya. Fazla falan var mı arkada falanlarda paket alabiliyoruz mu? Hadi aşkım. Hadi aşkım. Ye aşkım. Sen busun aşkım. Senin tarzın bu aşkım. Ye. Daha çok ye aşkım. Kök öğütme makinası gibi kadınsın aşkım. Yesene lan aşkım. Hadi. Evet. Ye, ye aslanım. Ve süre bitti. Ya bu daha yerdi ya. Bu daha bir 90 saniye daha verin. Bir su içsin bu yer. Bunu hepsini yer. Bu ne ki ya? Selahattin saçmalama ya. Aşkım sen bir çılgınsın. Saydık ve sonuç. Tam 22 maalesef iddianızı tutturamadınız. Hay Allah kahretsin. Ne? 22 tane mi yedin? Biz miydi temiz miydi belli değil. O kadar iğrene iğrene yedim ki sen attın ya. İyi halt ettin. Ne var yeseydin şunları ne olacak ki yani? Evde yersin ama boyuna yiyorsun evde. Buraya geldin yemiyorsun. Aşkım tıkandım diyorum tamam şaka yapmayı bırak. Bir tanem aşkımın bir tanesi. Ne tıkandın tıkanmadı. Ne Konya havasını yiyorsun bir şey olmuyor. Geliyorsun burada iki tane şey yemiyorsun. Sanki manken gibi. Aşkım manken gibisin mi demek istiyorsun? Hayır demek istiyorum ki el alemin karısı evde yemiyor formunu koruyor. Sen evde yiyorsun burada anoreksik. Evet ve bu hafta son derece sempatik çiftlerimiz var. Sağ olsunlar ancak bu performansa rağmen size puan veremiyoruz ve puan Tülay ve Bora'ya. Evet, ekmek çaldım. Çek. Çek bunu da çek. Al. Yok Açıl Hanım yapamam. Niye? Ne oldu? Biz bahçede yatma haberlerini falan da pek inanmadan yaptık. Şimdi sizi burada böyle görünce açlıktan ekmek çalan bir insana yapamam. Açsanız yiyin siz. Hem de nasıl açım?
Geçiniz. 60 saniye içerisinde kaç adet? Ah, ulan yine mi bir şey yiyeceğiz? Eyvah, eyvah. Her türsünü ezerim. Muhakkak, muhakkak. 10 yıldır acacına bugünü bekliyor gibi bir halim var zargana. Yiyorum ama yakıyorum. Dikkat et, kendini yakma da. Kaç adet acı biber yer? Allah sesimi duydu Bora, yanacaksın. Ya İzmirli acı biber olur mu be abi ya? Bu sefer Adıyaman yöresinden geldi soru. Ya hardal otu de, Şevketi Bostan, Ebe Gümeci ısırgan de. Ya tarlasına yayılıp yiyeyim ama Ege'li acı biberin resmi bile gastrit yapar be abi ya. Ne yaptın ya? Zerrim, ben çıkıyorum. Araşırız sonra. Uçan ara, uçan ara, uçan arama. Uçan ara, uçan ara, uçan arama. Geliyor oradan yandan o araba, güzel araba. Ve Bora, hazır mısın? Rıbı gibi. Beş, dört. Aman. Kim yiyecekmiş bu? Hadi. Bravo Atçım. Ye, 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 ye. Yut. Ye, 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 tamam. Yut, yut. Yut onu, yut. Bu Allah seni yapacağın işi ben. Ne yapıyorsun? Bora! Canım! 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 Bir şey demiyor sürprizimi. Bu nasıl bir şey ya? İşte seni doğum günün için o yedi pot veriyorum. Delisin sen ya. Tam bir çılgınsın. Oh, vallahi öyleyim. Kaç gün uğraştın bununla? Yıllarımı verdim diyebilirim. Pasta da var. İyi ayrı yazmadılar. Bu gece bir tek onu dert ettim. Ve Selahattin için. Evet. Hep beraber. Beş. Dört, iki, bir. Başla. İlker Beyciğim ya, bu süs biberlerinden yok muydu ya? Bunlar çok tatlı ya. Elma gibi gidiyor valla. Çıtır 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 çıtır. Ve Fuat. Evet. Gülistan ve Selahattin'e. Canım, canım, benim canım, benim. Aklı sen ne yapıyorsun? Bir rahat. Böyle mi gidiyorum? Lan bir dur. Ve ben 25'i bilir. Reklamlardan sonra devam ediyor. Peki güzel çıkıyor mu? Vallahi mı? Şarkı falan patlatamam, ne alaka ya? Emir'e selam var. Sağ olsun. Önde gidiyoruz oğlum. Demin gördüm, sete topuklu ayakkabı götürüyorlardı. Topuklu ayakkabıyla yürüyeceğiz galiba. Ya kıvırırız. Oğlum lisedeyken pislik olsun diye ablamın topuklarını giyip içine ediyorduk ya. Haydi. Oğlum. Annemlerden 17, anneannemden 22 cevapsız çağrı var ama konsantrasyonumu bozamam. Onları sonra ararım. Ya ne diyorsun, ne söyledin, dinliyorum ben. Ya kaç gündür şey yapamadım da, yüz yüze söyleyemeyince. Ben buraya da çıkma teklif edeceğim. Şaka değil gerçekten. Oldu, iyi şanslar size.
Hadi hadi yayına giriyoruz. Hadi. Bora. Hadi koş. Ay. Geçti. Kız dur. Tamam. Ay tutamıyoruz sizi. Ay kız güzelim ayakkabı kırdın yemin ediyorum. Dikkat et ha. Ya Bora bir konsantre ol ya bari doğru tarafa git kardeşim of. Ne yapıyorsun? Lan dur. Ne yapıyorsun? Bora bir... Hay Allah. Ne yapıyorsun? Yapamıyorum ben. Boyum çok uzun bunun için. Benim babet falan giymem lazım. Ya senin niye bu kadar moralmanın bozuldu ha? Birader ne oldu? Aa. Aslan. Haydi Selahattin. Bravo aşkım. Biraz daha kırıtırsan daha kolay olur aşkım. Hadi bakalım. Kırıt aşkım. Salla aşkım. Evet. Dur. Bismillah. Senin tarzın bu aşkım. Sen busun aşkım. Gülistan ve Selahattin liderlik köşesine. Gel aşkım. Sen busun aşkım. Ne demek sen busun lan? Millet yanlış anlayacak. Gel bismillahsin ya. Aldık puanı. Bayıldım ya. Pavyon karıları gibi olmuşsun kız. Var ya hayatımın en matrak doğum günü oluyor ha. Hadi gel güzel bir yemek yiyelim. Ay. Oldu bebeğim. Sakin ol Gülistan, benim canımsın. Ya öyle değil, şöyle atsan girecek hepsi ya. Özür dilerim, kusura bakmayın İlker. Selen, benim yarışım, birimiz daha de desene. Bak delirtme beni ya, lütfen. Evet. Gülistan ya, şuradan atacaksın, şöyle atacaksın, bak. Ya at şunu geri zekalı gibi beni at. Beni delirtme yemin ederim ya. Tamam. Çok pardon. Ben haklarım. Güzel yavaş az önceki gibi. Güzel işte sen bu işi biliyorsun maşallah. Ya. Maşallah. Aferin kızım lan sen de biçim adamın. Daha? Alçak. Hah o şekil. Oldu. Ve. Bravo. Hadi içki. Oyun gece hayatından geldi mi ben beceriyorum anam. İş penaltılara kalacak galiba. Onları da alırsak araba bizde. İnşallah kardeşim. Sen bu başına dua et. Siz sevgili olduğunuza emin misiniz? Tabii ki. Ne bileyim sonra durun siz kardeşsiniz gibi bir durum olmasın da. Ne oluyor ya? Evet. Ben bilmem eşim bilir. Reklamlardan sonra devam ediyor. Ay. Evet. Arkadaşlar biraz fazla böyle arkadaş, bacı, kardeş muhabbeti dönmüyor mu aranızda? Biz arkadaşlık olmadan aşka inanmıyoruz. Evet. Hayır, diskalifiye olursunuz. Oluruz. Onu da beceriz evvelallah. O nasıl bir oyun? Dengeye dayalı mı ne? Hayır Tülay, senin dengesizliğine dayalı. He? Ya sözlü falan değilseniz oyundan atılacaksınız diyor. Ama neyse işte ben uyarımı yapmış olayım. Ya yok. Tamam. Hadi kolay gelsin. İyi gidiyor. Sağ olun. Tapir mi gammazladı dersin? Gammaza ne gerek var? Sabahtan beri kardeşim deyip duruyorsun. Gammazlasa zaten Selahattin abi gammazlar. Onda gammazlık kalıtımsal. Tövbe yapmaz öyle şey. Çok teşekkür ederim babacığım. Hepinizi öpüyoruz. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Lan! Biz bu ikisini gammazlayalım. Hah! Vallahi. İki çift kaldık. Kritik.
penaltıları atalım. Eğer bunlar öne geçerse deriz bunlar sözlü değil. Öylesine ahbap. Nasıl kanıtlayacağız? Bu kızın başka bir maddi gücüsü var mıdır ha? Hani ya onu bulsak iyiydi ama bir soruştursak mı ha? Ya yok, bence yapmayalım. Boş ver. Ya belki beraberdirler Gülistan. Hmm. Şey yapmayalım. Biz penaltıları atarız zaten ya. Zaten ben penaltıların kraliçesiyim ya. Evet, evet. Şey yap, falsolu vur. Çalım at. Sağ göster, sol vur. Tamam Selahattin. Şimdi top vurdun, kız topu kurtardı mı? Top çizgiyi geçti de bağır, çağır, çamura yat. Olmadı zırla, ağla. Tamam Selahattin. Top girmediyse git topa kalenin içinde bir daha vur. Olmadı dön kaleciye de bir tane vur. Çak kaleciye, yere düş, sakatlandım falan. Bağır çağır. Belki bir penaltı daha verirler. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketlerin başkanısın ha Selahattin. Lan fair play ödül almaya gelmedik. Arabayı almaya geldik. Bak. Bak millet tebrik mesajı çekiyor. Evet ya Allah razı olsun. Hadi moralini patlat. Patlıyor. Hop! Çakalak! Kim arıyor gene ya tebrik etmek için? Alo, buyurun efendim. Kim efendim? Kim? Ben Vasfiye teyzem. Televizyonda gördüm, kanaldan numaranı aldım. Ne çektin be Gülistan? Bir araba alacağım diye kendini yerden yere attın be çocuğum. Yok Vasfiye teyze, bizim araba filomuz var da biz hani ana olsun diye katıldık hani. Oyalanma maksatlı. Oyalanacaksın, ne yapacaksın? O cüce oğlanın gözü dışarıda, dökeceksin elemini, kederini pimpon topundan çiçeğe. Gülistan. Topuklu pabuçla bile beline gelmeyen oğlanla ömrünü tükettin be çocuğum. Baktım televizyona da, ay çok da yaşlanmışım be yavrum. Ya Vasfiye teyze, ben Selahattin'in gözü dışarıda değil ki. Sen nereden bileceksin ki ya ta Antakya'dan? Biz de İstanbul'dayız. İyi oldu bak birbirimizi bulduk. Baktım televizyona da kendini bitiriyorsun araba araba diye nasıl üzüldüm yazık. Ben ne yapayım be yavrum, özel şoförlü son model arabamdayım. Ananı da aradım, size çaya gidiyorum. Artık hep görüşürüz. Eleminize, kederinize benle teselli bulacağınız, ne yapacağınız. Ne çektiniz be Gülistan? Yayına giriyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Dur. Benim yavrum benim. Hadi. Mes Alzheimer, mes. Ne yapıyor? Ne yapıyor Selahattin? Selahattin ne yapıyorsun? Evet. Hadi, hadi bari. Al, senin yapacağın bir şey. Evet. İkide bir mi oldu? İkisinin arasına. Dur! Evet, erkekler 2-2 berabere kaldılar. Oyun başladığı yere geri döndü araba için. Hanımlar 3'er penaltı atacaklar. Ne oldu sana ya? Ha? Ne oldu sana? İyiyim ben, iyiyim ya, iyiyim. Hepsini 90'a takacağım evvelallah. Aferin sana, aferin. Yıllardır ev işleriydi, çocuk bakımıydı, şuydu buydu derken... ...ay tutulması olsun, teknolojik gelişmeler olsun birçok şey kaçırdın ama... ...hiç penaltı kaçırmadın. Aferin. Penaltı atarsın değil mi? Daha önce attın değil mi? Yaparsın. He. Şimdi o penaltı dediğin hani... ...toplan, topa ayaklan vurarak kaleye doğru gönderdi. O değil mi o? Tamam o evvelallah var, oyun yaparız onu ya. Evet.
Başlıyoruz. Gülistan kaleye. Tülay penaltı atacak. Fark etmeden rövişata. Sağ ayakla vurdu. Ne? Ha? Aa. Ya yanlışlıkla vurdum, pardon. Bakmadan şey yapacağım. Ya bir sus. Lan gövdenle o kalenin yarısını kapatıyorsun. Nasıl girdi o top? Montofon. Biraz daha hanımlara karşı kibar oluyoruz değil mi? Evet, şimdi penaltı sırası Gülistan'da. Başar canım, canın sağ olsun aşkım, canın sağ olsun. Aferin canım benim. Bu da gol olursa Tülay, araba gider. Ya gitmesin. Lütfen. İlker Beyciğim, bu arabaya tüp takabiliyor muyuz ya? Tabii, ne istiyorsanız yaparsınız. Evet, penaltıyla devam ediyoruz. Bir araba için kendini yerden yere vurdun be çocuğum. Ne çektin be Gülistan? Yapamazsın ki, senin kapasiten belli be kızım. Puh, gerizekalı. Topa bak, topa gerizekalı o topa. Tabii çiftleri alacaklar kızım bu yarışmaya. Bu yoksa bu hırsla sevmediğin adamı midye kabuğuyla hacamat edersin çünkü. Şimdi biz seninle böyle yabancı olduğumuz için böyle bir saygı, bir mesafeden oradan kazanıyoruz. 45 numara ayakkabılarım var. Bir topa denk getiremiyorsun ya. Sen neyi denk getiriyorsun acaba? Ya 8 kilonun altında yastık adayıp gibi ezildin. Lan ben senin verdiğin sıkıntıdan ezildim. Deprem havası gibi kadınsın, insana basıyorsun, basıyorsun. Ömrümü yedin ömrümü. Herkes Gülistan sen yerlenmişsin diyor ya. Yer mantarı ya. Bak şu yüzümün haline bak. Lan. Ay, ay şu papatya yüzünün haline bak. Senden hayat hiçbir şey götürmedi. Sen hiçbir şey götürmedi Gülistan. Sen eskiden de tapirdin, hala tapirsin. Evet. Tapir, tapir, tapirsin. Ben bilmem işim bilir. Reklamlardan sonra devam ediyor. Hazırlama lan. Arkadaşlar, vallahi tebrik ediyorum ha. Bize bir ilk yaşattınız. Değil mi? Yani tek penaltıya kaldı işimize, onu değil mi? Yok, bir... diskalifiye durumu var. Kim? Ya Gülistan ve Selahattin. Şimdi böyle hakaretler falan başlayınca... Ya biz tatlı tatlı atışıyorduk. Biz birbirimize bayılıyoruz ya. De işte biz yani böyle bir çiftle yarışamayız. Yani diskalifiye olduk. Ne? Arkadaşlar sizin için de bu erken bir sevinç oldu çünkü siz de diskalifiye oldunuz. Biz diğer iki çiftle final çekeceğiz. Doğru değil mi? Evet. Ya niye? Ne oldu ki ya? Biz gül gibi geçinip gidiyorduk. Çok normal. İlişki olmayınca değil mi? Gül gibi geçinip gitmek. Ay. Tam arkadaşlar araştırıyordu ama senin arkadaşların aramış. Senin iş yeri bizim hatları kitlemiş filan. Ne? Diskalifiye oldunuz. Aramızda sözlendik biz. Kimsenin haberi yok. Yok, Tülay'ın sevgilisi varmış. Herkes de tanıyormuş. Kim? Ne? Neler duyuyorum Tülay? Kim bu adam? Ya kimse kim canım? Bırak artık. Lan bu ne araba hırsıymış lan bu? Aman. Evet buraya. Tırmanma ya. Kısmet işte, Allah Allah. Olmayınca olmuyor. İlker Bey, önemli olan buraya gelip böyle bu heyecanı tatmak, sizle tanışmaktı. Ben şöyle bir anı... Ay kız!
Çok güzel oldu. Ay kız ne kadar güzel bir gün bugün ya. Eğlendik, yedik, içtik gidiyoruz değil mi? Gürüstan. Hadi surette konuşmam. Ağlatacak gene. Yahu yaşlıdır o yahu. Allah Allah. Siz de ne ağlayıp duruyorsunuz? Sen konuş o zaman. Sen otur yanında. Senin sinirlerin çelik konstrüksiyon ya. Hayır. Hoş geldin Vasfiye teyze. Aa, ne sever Gülistan beni. Ne sever. Hiç değişmemiş ya. 20 küsür yıl vampir gibi. Hoş geldin Masfiye teyze. Hey oğlum, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bana bak. Saçını boyamışsın sarıya. Ya evet. Asfalta at gibi olmuş be yavrum. Beyni elinde tutacağım diye ne paraladın kendini be Gülistan. Ya ben memnunum. Memnun olacaksın, ne yapacaksın? Senin bir günahın yok ki. Ne yapsan yakışmayacak bu yaştan sonra. Benim mutfakta biraz işim var da. Ne çektin be Selahattin? Ne çektim ben, anlat bakalım. Bunun kahrını çeke çeke gençliğin bitti be yavrum. Yok ya. Genciz daha. Dur bakalım. Ya ruhu genç kalıyor insanın da öyle böyle bir gün hık diye gideceksin. Ne yapacaksın? Öldürdün bizi ya sen. Ölecek miyiz aman? Öleceksin demiyorum. Yaşasan ne olacak ki diyorum. Efendim? Ne paraladın kendine bir yerlere geleceğim diye. Hayır geldin de ne oldu? Patronum ben ya, şirketin başındayım. Maşallah. Öyle böyle karnını doyuracaksın be, ne yapacaksın? Ameleydin. Sıskacıktın şeyle, harç karardın yazık. Ayşemuz Bey de ne döverdi seni be. Ya şöyle bir kere enseme vurdu. Ustam sonuçta. Yo, Şehmuz Bey iyi adamdır. İyidir tabii, iyi. Ha, baktı dövse de sövse de senden bir şey olacağı yok. O da haklı. Dedi kızı kimse almıyor. Bari bu alsın. Selahattin. Armut suratlıyı sana kakaladılar be çocuğum. Gülistan iyidir, otoriterdir ama alttan alarak. Alttan alacaksın. İç güveysi gelmişsin. Almayıp da ne yapacaksın? Mecbur. Hayır ben... Ne çektin be? El alemin evinde sığıntı gibi. Ömrünü tükettin be yavrum. Ben aslında arada erkek olup çapkınlık yapacaksın da eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye kim bilir ne didindim be Selahattin. Selahattin ne oldun ya? Çok çektim Beria, çok çektim Beria. Tabii. Akıt derdini, elemini. Ah içine atma. Neyse ki Vasfiye teyzeniz geldi. Artık size bir dayanak olur. Ne çektiniz be?